Video Etkisi YouTube kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte blogger kullanıcılarının, blogger'da blog yazan arkadaşlarımızın problemlerinden bir tanesine değineceğiz. Benim de son zamanlarda sıklıkla yaşadığım bir soru. Arkadaşlar, blogger sitenizde, blog sitenizde makalenizi yazıyorsunuz, yazınızı yazıyorsunuz, anahtar kelimeleri giriyorsunuz, sosyal medya platformlarında paylaşıyorsunuz. Ancak herhangi bir şekilde bu Google sizin blog sitenizi, üstelik Blogspot ve Blogger Google'ın olmasına rağmen indekslemiyor. Ya benim 6 ay önce yazdığım yazılar var, 1 sene önce yazdığım yazılar var. Halen daha Google'da indeks almamış idi. Şimdi arkadaşlar, bu sorunun çözümü adına internetten araştırdığımda iki farklı çözümü var. Ben size şimdi ilkini göstereceğim. İkincisi biraz daha detaylı. Onu da eğer istek gelirse yine video olarak paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar, ilk önce sorun nereden kaynaklanıyor? Sorun sizden kaynaklı değil. Şöyle ki, Google indeks alma seçeneklerini değiştirdi arkadaşlar. Şimdi bu Blogger'da Google indeksi aldırmak için bizim ilk önce Google Search Console üyeliği oluşturup Blogger adresimizle buraya erişim verip daha sonra burada URL'leri manuel olarak eklememiz lazım. Şimdi arkadaşlar, şöyle Mozilla Firefox'u ben açtığım zaman, ben kendi blog sitemi açıyorum arkadaşlar. videoetkisi.blogspot.com. Benim blog sitem burası. Gördüğünüz gibi herhangi bir bağlantıya tıkladığım zaman işte başlığım, hashtaglerim, resmim, resme tıklamalı linkim, sonra yazıya verilmiş, gömülmüş YouTube linki, aşağıda etiketlerim, şurada sizin görmediğiniz ama benim gizlediğim etiketler, içerisinde yazısı vesairesi, her şeyi tamam. Şimdi bu sitenin arkadaşlar tasarımı oldukça kötü. Onun Google'da ön sıralara çıkmasında önemi var ama o kadar da büyük önemi yok. İşte bağlantı yerleri çok küçük. Şuraların boyutları güzel odaklanmamış vesaire. Şimdi arkadaşlar, ilk yöntem olarak dediğim gibi, şimdi Google Search Console yazıyorsunuz. Ve Google'ın kendi sitesi Search Console Tools'a girip, şimdi buraya şimdi başla vesaire uzun olacak. Ben daha önceden giriş yaptığım için direkt şuraya geliyorum arkadaşlar. Böyle bir site karşımıza çıkıyor. Diyelim ben yazdığım son makalede, diyelim ki şu makaleyi yazdım ya arkadaşlar, bunun şu URL bağlantısını kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Burada Google dizininden veri alınıyor diyor ve siteye şu an robotları, örümcekleri gönderip bakın, ben bu yöntemi bir saat önce yapmıştım. Hemen Google'a searchlenmiş arkadaşlar. Dizine eklendi, site haritasında gönderilmedi. Şimdi neyse, siz de burada URL Google'da mevcut değil yazacak ve burada çarpı işareti çıkacak. Burada da arkadaşlar dizine eklenmesini iste butonunu görüyorsunuz ya. URL yukarı yapıştırdıktan sonra Google'da mevcut değil diyecek size. Ondan sonra da gelip burada dizine eklenmesini iste diyeceksiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ben de bir saat önce yapmıştım. Google dizinine eklemiş. Peki bu yöntemin çalışıp çalışmadığı denendi mi? Ben şimdi karşınızda canlı denemiş oldum. Şunu iptal edeyim bu arada. Şimdi ben kendi site şeyime tıkladığım zaman, kapsamıma tıkladığım zaman, bakın arkadaşlar, bayağıdır benim 195 tane şeyim, bakın, hiç indeks almamış, hep hariç bırakıldı. Ve yeni yeni bunu yapmaya başlayınca artık indeks almaya başladı site arkadaşlar. Şimdi şöyle ki, sitenin indeks alıp almadığını da şöyle bakıyorsunuz. Şuraya ben en son yazmışım. Bakın, şu çift tırnakları silin. Site 2 nokta üst üste, sonra kendi sitenizi yapıştırın arkadaşlar. Bunu yaparsanız Google'da siteniz indeks almış mı almamış mı, bunları görebilirsiniz. Bakın, ben son bir haftadır bunu yapıyorum. 3 gün önce Google'da indeks almış. Yeni Citroen C4X. İşte 3 gün önce, bu benim sitem değil gerçi. Ondan sonracığıma devam ediyorum. Kendi sitem hariç her yerden maşallah şey yemişim. İndeks almışım arkadaşlar.
Bir daha şunu yazarsam. Yok, ısrarla benim kendi sistemi göstermiyor. Neyse. Ona daha sonra değiniriz arkadaşlar. Benim burada demek istediğim şey, yapmanız gereken, bakın burada gördüğünüz gibi site 3 gün önce indeks almış. Yani buraya gelip buraya tıklayıp herhangi bir URL'ye tıkladıktan sonra bu URL Google'da yok diyor. Daha sonra da dizine işlem eklenmesini isteyeceksiniz arkadaşlar. Bu birinci yöntemde. İkinci yöntemde Google'da API kullanma var arkadaşlar. O da Google Cloud serverlarını kullanarak Blogger API'si ile birlikte siz kendi Blogger adresinizi ya da WordPress adresinizi Google API'sini kullanarak sitenizin içerisinde bir JavaScript çalıştırarak sürekli siteniz güncellendikçe Google'da indeks almasını sağlıyorsunuz. Dediğim gibi bu ikinci yöntemde arkadaşlar. Bu da detaylı ve biraz teferruatlı bir işlem. Daha sonraki videolarımızda eğer istek gelirse, hani bu konuda çok sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa videolarda belirtin. Onun videosunu da çekeriz, sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun dışında Blogger'la ilgili indeks almama vesaire başka bir sorunuz da varsa yine yorumlarda bizlere sorabilirsiniz. Oradan gerekli şekilde sizlerle iletişime geçip sorununuza yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Birkaç yöntem var bu şekilde. Ben size ilkini gösterdim. Başka yine SEO ayarları vesaire de var. Onları da yine göstereceğim. Diğer bir yöntem var. Üçüncü yöntemde arkadaşlar Google News kaydı. Yani sitenizi Google'da haber şeklinde ekleyip hızlı indeks almasını sağlıyorsunuz. Onda da mesela bakın Web Tekno yazayım ben Google'a. Web Tekno. O da şu oluyor. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Web Tekno'dan son yayınlar diyor ya. Bakın Google News kaydı yapmış Web Tekno ve bu şekilde çıkıyor gönderileri. Hani çok daha okunaklı, hemen tıklanabilir özellikle. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bu da ayrı bir olay, Google News kaydı ile oluyor. Bu da diğer bir yöntem arkadaşlar. Bunun dışında birkaç yöntem daha var. Onları da ilerleyen zamanlarda video olarak paylaşacağım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Video Etkisi kanalından şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, iyi davranın. Güzel günler, bol indeksler, bol site tıkları sizinle birlikte olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.